Yine bir Ebi Abdillah Hüseyin Aleyhisselam meclisini idrak etmeyi nasip etti bizlere. Allah dünyada ziyaretini, ahirette de şefaatini cümlemize nasip eylesin. Amin. Ölenlerimizi de bu güzel meclise şerik eylesin inşallah. Amin. Bir salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinin faziletlerine değinirdik. Yine bu akşam da aynı konuyla devam edecek. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bir hadisinde buyurur ki, Allah bir kimsenin hayrını isterse onun kalbine İmam Hüseyin'in sevgisini ve kabrini ziyaret etme arzusunu yerleştirir. İnsan kendini verimli bir hale getirse değerli müminler. Allah kimsenin düşmanı değil ki, herkesin hayrını isteyir. Sıkıntı bizlerdir, biz verimli değiller. Eğer biz verimli toprak olsak, atılan tohum yeşerer. Biz taşlaşmışak ki, atılan tohumlar kâr edemir. Kâr edemir. Başımıza değil, düşür yine. Yani kalbimize gitmir bu sözler. Beynimize gitmir bu sözler. Bu kalp o kadar taşlaşıp ki, Peygamber de danışsa, İmam Hüseyin de danışsa, taşa çarpan gibi tohum taşa çarpır, düşür yere. O tohum verim vermez. Yoksa Allah herkesin hayrını ister. Buyurur Allah bir kimsenin hayrını isterse, yani o adam kendini verimli bir hale getirip ise, o zaman Allah İmam Hüseyin'in sevgisini ve kabrini ziyaret etme arzusunu. Yani adam hem İmam Hüseyin'i sever hem de onun kabrini ziyaret etmeyi arzu eder. Bu sevgiyi Allah onun kalbine yerleştirir. Bazı adamlarda maalesef görürsen ki ziyaret diyende ele bil ki adamın kalbine bir ok vurursan. Başı ağrıyır, ziyaret nedir deyir, ziyarete gidenlere kerç edir. Bunlar maalesef aslında çok büyük bir hüsran içindediler ama farkında değiller. Buyurur Allah bir kimsenin de hayra ulaşmasını istemezse onun kalbinden İmam Hüseyin'in sevgisini ve kabrini ziyaret etme arzusunu alır. Kendimizi yoklayalım İmam Hüseyin'i ziyaret etmeyi ne kadar arzu ederek. Eğer içimizde çok arzu var ise, çok hasret duyuraksa iyi bir durumdayız. Allah bizim hayrımızı isteyir. Ama ziyarete yönelik herhangi bir düşüncemiz yok ise, ziyarete yönelik herhangi bir plan projemiz yok ise, bu bizim için büyük bir sıkıntıdır, büyük bir derttir. Gerek bu konuda dikkat edelim, kendimize çeki düzen verelim. Aziz müminler, kalpten gerek günahları, ruhtan gerek günahları arındırar. Eğer bu günahlar arındırılmazsa, biz verimli toprak haline gelmeyiz. Bazı kafirlere has, münafıklara has özellikleri biz gerek kendimizde barındırmayalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz, Türkçesini okuyorsunuz, görürsünüz. Kafirlerin ne gibi özellikleri var? Mesela inatçıdırlar. Peygamber der ki puta tapmayın. Bir tane Allah var. Bütün alemi Allah yarattı. Ama bazı kafirler inat edirler. Deyirler ki biz babalarımızın yolunu terk edip senin dediğin şeye mi inanacak? Hakkın ve hakikatin karşısında inatçılık kafirlerin özelliği. Sen de ne zaman birisi gördün ki hak sözü deyir, onu destekle, inat etme. İnat edenin de yanında yer
İnat edeni destekleyersen sen de aynı sınıftasın. Hak ortadadır, hak güneş gibidir. İnkarı mümkün değil. Doğru söz ortadadır. Kafirlerin özelliği budur, inatçıdırlar. Her peygambere dediler ki, biz senin sözünü tutacak da babalarımızın sözünü mü terk edecek senden ötürü dediler. Ve helak oldular. Münafıklarda olan özellikler Bakara suresinde, diğer surelerde, birçok yerde anlatılıptı. Münafığın özelliklerinden bir tanesi nedir? Yalanı çok konuşar. O zaman biz İmam Hüseyin dostları olarak gerek yalanı terk edek. Yalanı terk edek ki verimli toprak haline gelek. Allah bizim hayrımızı istesin. Bizim kalbimize İmam Hüseyin sevgisini salsın. Onun ziyaretine sevgisini salsın. Yalanı terk edek. Çok rahat bir şekilde yalan konuşan adam korksun ki münafıktır. Çünkü münafıkların özelliğidir. Bu günler özellikle fırsattır. Kendimizi bir teraziye koyar. Kendimizi bir tartak ölçek. Biz İmam Hüseyin'le ne kadar uyumluyuz? İmam Hüseyin Aleyhisselam bizim için bir mizandır. İmam Hüseyin'i öldürmeye gelenler yalancıydılar. Mektup göndermiştiler. Gel, Babel'e, Bostanbel'e, biz senin için ölmeye hazırız. Ama imam geldi, onlar imamı öldürdüler. Yalancıydılar. Bunlar hamısı dersti. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısına geçenler uzaydan gelen insanlar değildi ki. Bizim gibi insanlarıydılar. O dönemde imtihan verdiler ve kaybettiler. Yezid tarafında olanlar kaybettiler. Niye kaybettiler? Biz gelip ona bakak, aynı hatalara biz düşmeyelim. Münafıkların özelliklerini taşıyırdılar, yalancıydılar. Rahat bir şekilde yalan konuşabilirdiler. Münafığın diğer bir özelliği nedir? Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Söz verer ama sözünü tutmaz. Bu münafığın özelliğidir. Kufelilerin özelliğidir bu. Kufe ehlinin özelliğidir. Söz verer, imza atar ama imzasını çiğner. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürmeye gelenlerde bu özellikler var idi. Değerli müminler, biz de gerek kendimize çeki düzen verelim. Bir söz verdik mi eğer bunu çiğnirsek, korkak ki yarın İmam Mehdi geldiğinde biz imama ok çekecek, kılıç çekecek, mızrak atacak, taş atacak. Bundan korkak. Allah beni Yezid ordusunun askerinden ayırmayıp onu da yaradık bir kul olarak, beni de seni de. O eğer söz verip sözünde durmadığı için sınavı kaybedipse ve imamın karşısına geçipse, ben de söz verip sözümde durmuramsa, gerek bundan emin olam ki İmam Mehdi'nin de karşısına geçeceğim, dikileceğim. Formül ortadadır da, bunun oyan buyanı yoktu ki. Formül ortadadır. Vallahi ben hem münafıkların özelliğini taşıyayım, hem de İmam Mehdi gelende ona asker olur. Yoktu böyle bir şey. Aziz müminler, yoktu. Kendini kandırma. Bu günlerden, bu Muharrem meclislerinden ders çıkar, ibret al. Denen tarihte bu adamlar bu hatalardan dolayı imam öldürüpler, imam karşısına dikilipler. Aynı hatayı biz yapmayalım. Ders almayacaksak, hayatımıza çeki düzen vermeyeceksek bu meclislerin anlamı nedir? Aziz müminler, Hüseyin aşıkları, bu meclisler asker yetiştirme meclisleridir. Kime? İmam Mehdi Aleyhisselam'a. Kerbela musibetlerine gözyaşı dökerken biz
zulme her zaman karşı çıkacak diye aslında kendimizi alıştırarak bir prova yaptık. Mazluma ağlayan her zaman zalimin karşısında durar. Biz bunun alıştırmasını yaparak, niye her yıl tekrarlanır bu? Bir sefer avlanardık, terdi giderdik de, her yıl tekrarlayarak niye? Çünkü bu eğitim gerek sürekli devam eden, belki içimizden 3 tane, 5 tane İmam Zaman Ağa'ya asker yetişen. İşte münafığın özelliği budur. Söz verer, sözünde durmaz. Hüseyin aşığı, sen Ebelfez gibi olmaya çalış. Söz verdi, kollarını verdi ama sözünden dönmedi. Başını verdi, gözüne ok değdi. 2 tane oğlu şehit oldu, kardeşi şehit oldu. Ama sözünden dönmedi. Sen Habib İbni Mezahir olmaya bak. Sen Kasım olmaya bak. Yalnız da kalsan hakkı söylemeye bak. 30 bin namert etrafını da sarsa, sen Hüseyin'in yanından kop, ayrılma. Sen sözünden dönme. İmam Mehdi Aleyhisselam'a bu meclislerde söz ver. Ama Yezid askerlerinin verdiği sözden değil, İmam Hüseyin'in askerlerinin verdiği sözden ver. Denen ya sahibiz zaman, ben sana söz veririm, her zaman mazlumun yanında olacağım zalimin karşısında. Bunun sözünü ver. İşte budur ki kendimize gerek verimli toprak haline getirek ki Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın sözleri anlatılanda başımıza değip önümüze düşmesin, kalbimize gitsin, yerleşsin. Ve tohum versin, meyve versin, yeşersin. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam buyurur, her kim şevk ve muhabbetle İmam Hüseyin'in kabrini ziyaret ederse, kıyamet günü Allah onu kurtuluşa ermişlerden karar kılar. Amel defterini sağ eline verir ve cennette İmam Hüseyin'in bayrağı gölgesinde, cennete İmam Hüseyin'in bayrağı gölgesinde girer. İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamet günü olanda çok farklı bir meclis oluşturacak kıyamette. Onun sevenleri, ağlayanları, ziyaretçileri İmam Hüseyin'in etrafını saracak. Hitap gelecek, girin cennete, siz cennet ehlisiniz, gitmeyecekler. Cennetin kapıları açılıp sonuna kadar melekler seslenir, buyurun cennete, onlar gitmeyecekler. İmam Hüseyin'in yüzünü seyretmeye koyulacaklar. İmam Hüseyin'le sohbete dalacaklar. İmam Hüseyin'e nida gelecek, gir cennete. İmam Hüseyin de onları bırakıp girmeyecek cennete. O da onlardan sohbet edecek, onlara bakacak. Ve sonunda hep birlikte o bayrağın gölgesinde hep birlikte cennete varid olacaklar. İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinin fazileti kıyamet gününde aziz müminler. Belə şeylərdir ki, biz şimdi deyirək, eşidirək. O anı yaşayan nasıl bir sevinç duyar, nasıl mutlu olar bilmirəm. Bazen, herkes belki demişdir, cəhənnəmə getməyim də cənnətin nərəsinə gedirsəm gedim. Belə, yetər ki cəhənnəmə getməyim. Hələ bir də İmam Hüseyin'in yanında adam yer. Cehenneme gitmemeyi boş ver, cennete gitmeyi boş ver.
Hele bir de İmam Hüseyin'in yanında adam olan. O mutluluk nasıl bir mutluluk olar bilemem. Dünyadaki hiçbir şey onun karşılığı, zerresinin karşılığı olabilmez. Odur ki aziz müminler, inşallah Kerbela'ya gitmek için mutlaka bir programımız olsun. Ama Yezid askeri olarak değil, Hüseyin askeri olarak. Günahlardan arınmaya çalışarak, takva ile. Boynumuzda kul hakkı olmadan, onun bunun hakkını gasp etmiş bir şekilde değil. Eğer bir adamın bir lirasını gasp edip sense, Kerbela'ya gelirsen sen, ben peşin peşin deyim sana, git. Nece ki İmam Hüseyin'in kabrinin karşısına geçti, İmam Hüseyin senin yüzüne tükürer, diğer neye gelip sen? Git önce o hakkını yediğinin hakkını ver, ondan sonra gel. Arınmış bir şekilde, aziz müminler, arınmaya çalışarak, insanlardan helallik alarak, gönül yaparak, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine bir programınız olsun. Mutlaka olsun. 10 sene sonra da olsa, otur hesap kitabını yap denilme, 10 sene sonra gitmeye imkanım var. 10 sene sonra ben Kerbela'ya gideceğim inşallah. Programını yap. Ömür yetmeye bile baktın seneye bu mecliste yoksan, en azından orada diyersen ben niyetlenmiştim. Allah niyeti de kabul eder, korkma. İlahi ben niyetlenmiştim, 10 sene sonra gideceğim. Allah seni geçmiş sayar, Allah kerimdir. Allah cömertti, geçmiş sayarsan, ama sen niyetini eyle. Denen ben inşallah İmam Hüseyin'i bu dünyada ziyaret edeceğim. Bir salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bugün Hazreti Zeynep selamullah aleyhanın kapısına gidecek. Aynı zamanda İmam-ı Zaman ağamızın da bugün gözü meclislerdendi. Çünkü buyurur ki, benim zuhurum için dua edeyende bibim Zeynep'in adına and verin ve benim zuhurumu isteyin Allah'tan. Biz de bugün Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın kapısına gidecek. Ona tevessül edecek. Allah İmam Mehdi Aleyhisselam'ın o anamız Zehra'nın garip balasının zuhurunu, hanım Zeynep'in o ağaran saçları hürmetine acil eylesin inşallah. Amin. Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın musibeti öyle bir musibet değil ki adam diye falan yerde başına falan iş geldi, bitti, gitti. Yok. Hansı şehide bakırsan, Hazreti Zeynep oradadı, Hazreti Zeynep'in gözyaşı oradadı. Kerbela'nın, Kufe'nin, Şam'ın, Medine'nin neresine baksan, Kerbela faciasının hangi köşesine baksan, Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Musibeti bir değil, iki değil. Adam metel kalır. Hazreti Zeynep'in hansı musibetinden değil. İnşallah meddahımız okuyacak, istifade edecek.